Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş. Ondan bize tevatür yoluyla nakledilmiş. Tilavet edilmesi ile ibadet olunan ve Arapça diliyle indirilmiş son ilahi kitaptır. Ve bunlar bir sözün Kur'an olması için vazgeçilmez asgari esaslardır. Dolayısıyla ne tefsir, ne meal ve ne de herhangi bir açıklama veya tercüme Kur'an olamaz. Bunlar olsa olsa Kur'an'ın bir dereceye kadar anlaşılmasında yardımcı olacak unsurlardır. Çünkü bütün bu açıklamalar, mealler, tefsirler Arapça olsa dahi vahiy değildir. Beşer yapısıdır ve bu halleriyle Resulullah'a da bildirilmiş değildir ve mütevatir değildirler. Bunların kıraat edilmesi ile belki bilgi sahibi olunabilir. Fakat taabbüt mevzu bahis değildir. Yani namazda ibadet kastıyla ve benzeri başka bir maksatla namazın dışında yani ibadet kastıyla okunması söz konusu değildir. İbadet derken sevap kazandırıcı amelden bahsetmiyoruz. İbadet derken şekli, formatı, muhtevası şeriatın ölçüleriyle tespit edilmiş olan amellerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla meal okuyarak veya tefsir okuyarak ibadet olunmaz derken bazıları bundan sevap elde etmeyiz manasını çıkarmamalıdırlar. Elbette Kur'an'ı anlama çabası olması itibariyle bu işlerde bir şekilde onların da sevabı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bunlar bize bir şekilde doğru yapılması ve doğru anlaşılması şartıyla Kur'an-ı Kerim'in muhtevasından bizi haberdar ediyorlar. Zaten Kur'an'ın en önemli maksatlarından birisi de anlaşılmaktır. İkinci olarak doğru olarak anlaşıldığı gibi gereklerinin yerine getirilmesidir. Kur'an'ı anlamak neden önemlidir? Yani anlaşılmayan Kur'an ne işe yarar? Kur'an hayattaki icraatını muhatapları olan insanlar tarafından anlaşılmak ile ortaya çıkartır. Yani Kur'an'ın hayattaki etkisi muhataplarının onu anlamasına bağlıdır. Bu birinci şarttır. İkinci şart, muhatapların anladıkları bu Kur'an'ın gerekli kulluk sorumluluğu ve şuuru içerisinde gereklerini yerine getirmektir. Bu manada Kur'an anlaşıldığı zaman dünyada ne olur, neler değişir gibi soruların cevabını bulmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de Arap Yarımadası'nda yalnız Arap Yarımadası'nın değil, dünyanın tamamının cahiliyeyi yaşadığı bir dönemde ne gibi değişiklikler yaptığına, hayatında, fiiliyatında, ashab-ı kiramla birlikte hayatı nasıl değiştirdiklerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vefatından sonra da İslam'ın dünyaya yayılması neticesinde hayatı nasıl etkilediğine ve günümüzde samimi olarak Müslüman olan veya İslami hayatı olmayan bir insanın o eski hayatından tövbe edip hayatını inandığı değerlere göre şekillendirmesini kararlaştırması neticesinde hayatındaki değişiklikleri takip edecek olursak, tespit edecek olursak Kur'an'ı anlamanın ne kadar önemli olduğu veya Kur'an'ı anlamanın hayata etkisinin ne anlama geldiğini
bir parça dahi olsa, işaret taşları veya ipuçları şeklinde de olsa anlayabiliriz, idrak edebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, Allah'ım sen kolaylaştırdıktan sonra zor hiçbir şey yoktur. Eğer sen zorlaştırırsan da hiçbir şey kolay olamaz. Onun için Fatiha'da evvela iki husus vurgulanıyor. Rabbimize hitabımıza başladığımız zaman. Fatiha iki bölümdür. Birisi biliyorsunuz dil açısından söyleyecek olursak gaib zamir, yani üçüncü zamirle zikredilir. Hamd alemlere Rabbi Allah'a mahsustur diye başlıyor. Ondan sonra birinci şahısa geçiliyor. İşte o birinci şahıs da bizim ilk hitabımız, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizim Kur'an'ın maksadı budur. Allah'a ibadet etmemizi doğru bir şekilde ortaya koymak ve gerçekleştirmektir. Bunun için de Allah'ın yardımını istemek durumundayız. Allah bize yardım ettiği takdirde Kur'an'ın anlaşılması, hatta doğru anlaşılması zor değildir. El verir ki biz Allah'a güvenelim. Kendi bilgimize, kendi kafamıza, kendi aklımıza, kendi aciz, nakıs, her bakımdan eksik, türlü illetlere maruz, kendi nefsimize bel bağlamayın. Bunlara kendimiz bel bağladığımız vakit Cenab-ı Allah diyor ki, bana tevekkül edeni ben tevekkülünün gereği olarak üzerime düşeni yaparım ifade yerindeyse. Fakat kendisine güveneni de ben de kendisiyle baş başa bırakırım diyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in sık sık tekrarlanan, daha doğrusu bir surede birkaç defa tekrarlanan bir ayeti vardır. O da Kur'an-ı Kerim'in kolay olduğunu göstermektedir. Diyor ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için, Allah'ı hatırlamak için, zikretmek için, Allah'ın yolunun farkına varmak ve onu izleme azim ve gayretini ortaya koymak için kolaylaştırdık. Bu çerçevede var mı öğüt almak isteyen, ibret almak isteyen? Dolayısıyla Kur'an zor değildir ama bilindiği gibi her bir iş ne kadar kolay olsa bile o işin yapılabilmesi için bir takım sağlıklı yollara ve kullanılması gereken sağlıklı bir takım araçlara ihtiyaç vardır. Bu sağlıklı yollar ve sağlıklı araçların ne olduğuna gelince bunları da kısaca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramın Kur'an'ı nasıl anlayıp yaşadıklarını genel ve ilmi ifadesiyle sünnet-i seniyeyi ve siret-i nebeviyeyi iyi bir şekilde göz önünde bulundurup tatbik etmek. Dolayısıyla ikinci olarak elbette ki Kur'an'ın dili olan Arapçayı sağlıklı ve doğru bir şekilde bilip öğrenmek gerekirse bu alandaki kaynakları da doğru değerlendirmek suretiyle olur diye düşünüyorum. Mesela Kehf suresinin sonlarında şu vaidden bahsediliyor. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Yani iman edip salih amel işleyenlere Rahman olan Allah bu iman ve salih amellerinin neticesinde veya bir gereği olarak veya bir celbedici özelliği olarak rahmaniyetiyle Cenab-ı Allah onlara bir sevgi, onlar için bir sevgi var edecektir. Burada onları kimin seveceği belirtilmiyor. Kimin seveceği? Sevme özelliği olan herkes. Bu sevgi sadece dünyaya mahsus değildir. Sadece canlı cansız varlıklara değildir. En önemlisi Allah ve Allah'ın sevdiği kimseler tarafından sevilmeleri. Bunlara hiç buğz edilmeyecek manasına gelmiyor. Onlar
ivazsız, garazsız ve iyiyi seven varlıklar tarafından sevilecektir. Fakat kötüye, hataya, yanlışa, bid'ate, dalalete, hurafeye, küfre, isyana, cahiliyeye kısaca meyilli olan ve onun zebunu olan kimseler tarafından da elbette sevilmeyeceklerdir. Fakat onların sevmemelerinin hiçbir kıymeti yoktur, hiçbir zararı yoktur bunlara. Çünkü onların gerçekten sevmeye ve sevilmeye layık olan varlıklardan sahip oldukları sevgi, diğer muzırların ve şerlilerin şerleri karşısında ciddi bir kalkandır, bir zararı da olmaz o nefretlerinin, buzlarının.